Herkese tekrardan merhaba. İsmim Mert. Bugün sizlerle birlikte Air Jordan 5, DJ Khaled, Crimson Bliss inceliyoruz. Görebileceğiniz üzere gerçekten kutusuyla bile çok iddialı olan bir model. Dilerseniz hemen şu dışındaki kılıfı bir çıkarıp incelememize başlayalım. Hemen şu kılıftan bir kısaca bahsetmek istiyorum, sonra ayakkabıya geleceğim. Bildiğiniz üzere Jordan bu tarz plastik kılıfları çok daha premium ayakkabılarında kullanıyor. Örneğin Travis Scott'larda ve Amamanyer'lerde görmüştük bunu. Bu gerçekten ince bir detay ve güzel bir detay. Bu ayakkabıya biraz daha premium bir his veriyor. Ayrıca gerçekten kutuya dıştan gelebilecek zararlarını öne geçiyor. Çünkü bunun üstünde böyle bazı çizikler vesaire var, lekeler. Eğer ki böyle bir kılıf olmasaydı bu depoda beklerken ya da taşıma sürecinde ayakkabı kutusuna hasar verecekti. Onun yerine bu kılıfta kalıyor bu hasarlar. Gayet güzel bir şey. Üzerinde görebileceğiniz üzere bazı semboller var. Çizikler vesaire ve burasında bir Jumpman logosu var veya başka yerlerinde Jumpman logoları var. Ayrıca incelediğimiz modelin adı duyduğunuz üzere DJ Khaled diye geçiyor. Zaten bu hepinizin bildiği bir isimdir. Ünlü bir prodüktör ve müzik yapımcısı kendisi. Dünyanın en ünlülerinden diyebiliriz. Üzerinde yazan We're the Best de bu DJ Khaled'in müzik albümünün ismi aslında. Keep Going'de DJ Khaled'in böyle birçok sözü var meşhur artık. Ne denebilir? Hayat mottosu olmuş gibi diyebileceğimiz. Keep Going'de bunlardan bir tanesi. Yani devam et anlamına geliyor. Asla pes etme, devam et anlamında Keep Going. Zaten bunu ayakkabının birçok yerinde detaylarını göreceğiz. Kutusu bile bu kadar çok detay bulandırırken ayakkabıyı siz düşünün artık. Hemen bunu kenara koyup kutuyu incelemeye geçelim. Kutumuz gerçekten çok şık bir kutu. Çok güzel bir siyah. Dokusu da gayet hoş. Üst tarafında da ayakkabının renklerinde ve daha birçok yerinde bahsedeceğimiz bu Miami'deki gün batımını sembolize eden gradyan şeklinde yapılmış Jumpman logosu var. Gerçekten hoş bir detay. DJ Khaled Miami ile özdeşleşmiş birisi aslında. Miami'de yaşıyor ve Miami ile ilgili birçok muhabbeti var. O yüzden Miami'nin gün batımını buraya koymaları gerçekten hoş bir detay. İçini açıyorum. İçinde de aynı gradyan desen, aynı renklerde devam ediyor. Ayakkabının her yerinde olacağı gibi. Aynı zamanda bu tarafında da kutunun bu desen devam ediyor. Üzerinde de klasikleşmiş sement baskısı var. Gerçekten çok hoş bir kutu. Şöyle açtığımız zaman içinde klasik kağıtlar var. Bunların bir özelliği yok. O yüzden bahsetmiyorum bile. İçerisinden ayakkabılarımız çıkıyor. Hemen ayakkabılarımı alıp kutuyu kenara koyup incelememize başlayalım. Evet, kutudan daha çok hoşuma giden bir şey varsa o da ayakkabılar tabii ki. Bu ayakkabıyla ilgili çok fazla detay var. O yüzden bu video birazcık uzun olabilir. Bence tamamını izlemeye çalışacağım. Gerçekten güzel bilgiler vermeye çalışacağım. Ve hiçbir detay atlamamaya çalışacağım. Umarım bir şeyleri kaçırmam. Dilerseniz ayakkabının detaylarına geçmeden önce çok hafiften bir Jordan 5 tarihine giriş yapalım. Çünkü takipçilerin arasında bu tarihlere vesaire de ilgisi olanlar vardır diye düşünüyorum mutlaka. Jordan 5'ler ilk defa 1990 yılında piyasaya sunulmuş ayakkabılar. Ve bu ayakkabıyı tasarlayan kişi yine ikonik tasarımcı Tinker Hatfield. Bu adamı daha önce ismini Jordan 3'lerde, 4'lerde, Jordan 11'e kadar birçok ikonikleşmiş Jordan tasarımında görüyoruz. Gerçekten çok çok ikonik bir isim bu aslında sneaker tarihinde. Çok önemli tasarımları var ve Jordan'ı batmaktan kurtaran insan diyebiliriz aslında bunu. Evet, Tinker Hatfield bu ayakkabıyı tasarlamış. Peki tasarımda neyden ilham almış? Air Jordan 5'lerin en göze batan özelliklerinden birisi şu yanda görebileceğiniz bu diş benzeri işlemeler. Bu tasarımı Tinker Hatfield P-51 savaş uçaklarındaki o çoğunuzun oyunlardan vesaire bile görmüş olabileceğiniz bu uçakların üstüne yaptıkları köpek balığı ağzı şeklindeki kaplamalardan esinlenerek yapmış. Gerçekten hoş ve güzel duran bir detay. Tüm Jordan 5'lerde bunu görüyoruz. Bu vazgeçilmez bir özelliği. Ayrıca bu ayakkabının belki fark etmişsinizdir çok böyle güçlü, agresif bir tasarım dili var diğer Jordan'lara göre. Bu da Tinker Hatfield'ın söylediğine göre Michael Jordan'ın oynayış tarzından esinlenerek böyle daha güçlü, daha agresif bir oynayış tarzı olduğu için ondan esinlenerek tasarlanmış ve güçlü ve dediğim gibi agresif gözükmesi için tasarlanmış bir ayakkabı gerçekten. Elimizdeki model olan Jordan 5 DJ Khaled'de biraz daha sadeleştirilmiş bir tasarım var. Buna birazdan geleceğim ayakkabıyı incelerken. Ama yine de hala çok agresif olan bir model. Ayrıca Jordan 5'ler çoğu yeniliğin ilk defa görüldüğü ayakkabılar. Bu detayların birkaçından bahsedeyim isterseniz. İlk önce gözümüze batan şu bağcık kilit mekanizması var. Bu zaten yakın detaylarına vesaire gireceğim. Bu bağcık kilit mekanizması ilk defa bu Jordan 5'lerde kullanılmış. Bazı insanlar seviyor, bu şekilde kullanıyor. Bazıları sevmiyor, çıkartıyor. Bazıları buna farklı şekiller veriyor. Fakat gerçekten bir yenilik diyebiliriz buna da. Onun haricinde gerçekten çok hoş duran bir şeffaf tabanı var. Bu da Jordan 5'lerde ilk defa kullanılmış. Yani şeffaf dış taban kullanan ilk Jordan modeli Jordan 5'ler. Bundan sonra başka Jordan'larda devam etti tabii ki. Fakat ilki Jordan 5'ler. Ayrıca bunun dilinde 3M reflektif materyal kullanıyorlar. Bu
Jordan'ın kullanmayı sevdiği bir matara. Fakat bunun da ilk yapıldığı model tekrardan Air Jordan 5. Bu tarz birçok yeniliği var. Eğer Jordan 5'lerde merak ediyorsanız kanalımı takipte kalın. İlerleyen dönemlerde daha ayakkabıların tarihiyle ilgili bilgisayar olarak konuştuğum, videolar çekmeyi düşünüyorum sadece konuşarak böyle tarihinden vesaire bahsettiğim. Bu tarz videolar için takipte kalmayı unutmayın. Dilerseniz daha da uzatmadan hemen bu ayakkabının detaylarına girmeye başlayalım. Çünkü gerçekten çok fazla detay var. Hızlı hızlı hepsini anlatmaya çalışacağım. Evet, bu ayakkabıyı anlatıyorsak öncelikle bence DJ Khaled'den birazcık bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bahsedilmeyi hak eden bir insan sneaker işine geldiği zaman. Bazılarınız her ne kadar belki de tavırlarını veya müziğini sevmiyorsanız da gerçekten sneaker tarafında diyebilecek bir lafımız yok bence. Çünkü gerçekten çok çok sneakerlarla ilgili bir figür aslında. DJ Khaled aslında bu ayakkabı yapmadan önce de Jordan'la bazı işbirlikleri olmuştu. Fakat bunların hiçbirisi halka açık şekilde satış sunulmamıştı. Sadece böyle Friends and Family vesaire çok özel modeller vardı. İşte Jordan 3 Grateful'lar, Jordan 3 Father of All Shot'lar, o tarz birkaç işbirliği vardı. Ve DJ Khaled özellikle tasarlanan bir Jordan 4 olması lazım sanırım. Bu tarz Jordan işbirlikleri vardı fakat dediğim gibi hiçbiri bunların halka arz edilmedi. İlk halka açık şekilde satış sunan model DJ Khaled ile Jordan arasında yapılan işbirliği olarak bu Jordan 5'ler. Bu Jordan 5'lerle birlikte bunun beyaz renkleri de satışa sunuldu. Onu zaten fotoğrafını buraya bırakacağım. Ayrıca iki rengi daha var, mor ve mavi olmak üzere. Onlar sadece Friends and Family olarak satışa sunuldu. Yani halka açık bir şekilde satışa sunulmadı. Sadece çok seçili kişilere veya DJ Khaled'in çevresine vesaire gönderildi. Onun haricinde bu ayakkabıları elde etmek istiyorsanız borsada çok uçuk paralar ödemeniz gerekiyor. Dedik ki DJ Khaled sneaker kültürüne gerçekten düşkün bir insan. Bunu belki bazılarınız biliyordur. Gerçekten DJ Khaled'in çok çok büyük bir sneaker koleksiyonu var. Ve genç yaşından beri sneakerlara çok ilgili bir insan. Bu işbirliklerden önce de sneakerlara çok ilgili bir insanmış. Hatta o kadar büyük bir koleksiyonu var ki bir ara yanlış bilmiyorsam haberlere çıkmıştı. Airbnb ile odasını kiraya verecek, böyle müze tarzında gelmek, gezmek isteyenler varsa gelip gezebilecek, ayakkabı inceleyebilecek tarzında bir haber vardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama gerçekten gidip müze gibi gezebileceğiniz bir ortamı var evinde. Çok çok geniş bir koleksiyona sahip. Hatta bu konuyla ilgili daha detaylı bir videoyu yukarıya bırakacağım. Sanırım GQ yapmıştı DJ Khaled'le böyle röportaj şeklinde. Onu da izlerseniz gerçekten DJ Khaled'in sneakerlara olan ilgisini orada daha da net anlayabilirsiniz. Burada size anlatabileceğimden daha fazlasını. Ayrıca bu ayakkabılarla ilgili de güzel detaylar anlatıyor. Bu videoyu izledikten sonra mutlaka gidip o videoya da göz atın. Gerçekten belki sneakerlarla ilgili birazcık ufkunuzu genişletebilecek video olabilir. Neden bu kadar DJ Khaled'den bahsetmek istedim? Çünkü bu ayakkabıların kalitesinin sebebi aslında tamamen DJ Khaled. Adam bu ayakkabılara ve bu işbirliğine o kadar tutkulu ki gerçekten yapabileceğin en iyisini yapmış gibi her şeyde. O videoda da bahsettiği üzere ve başka kaynaklardan duyduğum üzere Jordan'ın bir ayakkabı üzerinde kullanabileceği en kalitelerin kullandığı ayakkabı bu. Bu denli kullanabilmesi için Michael Jordan özel olarak izin vermesi gerekiyormuş hatta. Yanlış bilmiyorsam. Eğer ki Michael Jordan izin vermiyorsa bu deriyi herhangi bir ayakkabı üzerinde kullanamıyorlarmış. Yani Michael Jordan bu işbirliği için özel olarak bu ayakkabıda bu deriyi kullanırsa izin vermiş. Yoksa kullanılmıyormuş. Ve gerçekten bir gün elinize alma şansınız olursa bunun farkını anlayabilirsiniz. İnanılmaz kaliteli bir deri var üzerinde. Gerçekten çok farklı, çok daha önce bir Jordan'da görmediğim dokuya sahip ayakkabı. Çok çok hoş bir materyal. Ayrıca bu ayakkabılar çıkmadan önce DJ Khaled bununla ilgili çok fazla hareket yaptı. Çok fazla ne diyebilirim reklamını yaptı, tanıtımını yaptı. Ayakkabının tutkusunu gösterdi, ne kadar bağlı olduğunu gösterdi bu ayakkabıya. Hatta iki tane şarkı yayınladı Lil Durk ve birisiyle daha iki şarkı yayınladı. Ondan sonra sosyal medyada birçok güzel hareket yaptı. Bir smaç bastı, işte şortu düştü, o bir viral oldu bir ara. Uçağa binerken videosu var, böyle ayakkabıları dizide etti falan filan. NBA maçına gitti, en ön sırada ayakkabıları giyiyordu yine o zaman. Hele bu ayakkabı aynı renkte bir yastık koydu, üzerine onu koydu falan filan, haberler çıktı bu da. Bu tarz bir sürü hareket yaptı bu ayakkabıları tanıtmak adına. Fakat işler pek de beklendiği gibi gitmedi aslında. Buna birazdan geleceğiz. İsterseniz bu kadar bu ayakkabı övmüşken hemen materyal kalitesinden ve genel detaylarından bahsetmeye başlayalım. Bu ayakkabının tamamında, yani arka tarafında, ön tarafında, yanında, her tarafında aynı renkten, aynı materyalden bir deri kullanmışlar. Ve gerçekten az önce söylediğim gibi çok kaliteli bir deri. Bağcıklarından bahsetmek istiyorum. Bağcıkları güzel bağcıklar fakat daha çok dikkatimi çeken kısmı bu üzerinde takılı gelen kamon rengi var. Ne denir bu? Crimson Bliss aslında kızıl sevdası ile geçiyor fakat kızılla çok alakası olan bir renk değil. Daha kavun içi diyebileceğiniz gibi yavru ağzı, o tarz bir rengi var. Gerçekte görseniz daha net anlarsınız. Güzel, benim hoşuma giden bir rengi var. Aynı renkte bir bağcık geliyor üzerine takılı olarak. Üzerine takılı olarak gelen bağcığın ucundaki avletlerde olan plastik kısmında Keep Going yazıyor. Birinde Keep, diğerinde Going olmak üzere. Fakat yanında gelen 3 renk bağcık var şu şekilde. Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere. Bunların ucuna aynı şeyi yazmamışlar. Mesela bu bir eleştirim olabilir ufaktan. Ben ayakkabı edecek başka hiçbir şeyim yok. Bundan eleştireyim en azından. Bu ucuna hani buna yazdım, bunlara da yaz bari. Bunları taktığım zaman ya da birine bunu birine bunu taktığıma saçmalık olmasın. Hepsinin ucuna yaz yani yapıyorsan. Bir tek bunu eleştirebilirim ufaktan. Bunun haricinde bağcıkları gerçekten güzel ve bu kilit mekanizmasının içindeki bu kilidi de ayakkabıyla aynı renk yapmışlar. Üzerindeki Jordan logosunu da maviyle aynı renk yapmışlar. Gerçekten hoş duruyor. Dil kısmı kullanıyorlar bu gümüşümsü renkte ve geceleri çok güzel parlıyor. Geceleri değil de daha çok böyle flashla vesaire fotoğraf çekmenizde çok güzel gözüküyor. Parlıyor. Aynı 3M materyali de bu yanlardaki havalandırma boşluklarının içerisine de koymuşlar ve şu
bağcıkların arkasındaki panele. Oralarda da aynı şekilde parlama oluyor. Ayakkabının bilek kısmına gelecek olursak, aslında daha önce Aubameyang Jordan 4 incelemiştim bildiğiniz üzere. Kutuda da tekrardan ona bir gönderme yapmıştım. O videonun linkini de şuraya bırakıyorum. Ona gidip tekrardan bakabilirsiniz. Onda da bu şekilde aynı bu saten diyebileceğimiz güzel materyalden kare kare böyle işlenmiş şekilde bir iç astar vardı. Yine bunda da aynı şeyi kullanmışlar. Bu iç astarı genelde çok kaliteli işbirliklerinde veya çok kaliteli modellerde görüyoruz. Yani bu da gerçekten yine ayakkabının kalitesini gösteren detaylardan bir tanesi. Yine içeriye doğru devam etmek istiyorum. Fakat içeriye devam etmeden önce dille ilgili ufak bir söylemem gereken bir şey var. Normalde Jordan 5'lerin bilek ve dil kısmı daha şişik yapılıyor. Yine bu Aubameyang'da da gördüğümüz üzere bunda da hem bilek hem dil yastıklamasını azaltarak bu saten malzemeyi kullanmışlar. Tabii ki yastıklamadan biraz gitmiş. Bu bazılarınızın hoşuna gider, bazılarınızın hoşuna gitmez. Ama daha premium bir his katmış ayakkabıya. Onu da tekrardan belirtmek istedim. Yani yastıklaması klasik bir Jordan 5'e göre biraz daha az. Hemen buradan yan tarafa geçmek istiyorum. Burada da ufak bir detay var. Bu yanlarda gördüğünüz bu panel normalde Jordan 5'lerde böyle şişik bir topçuk şeklinde oluyor. Böyle o zamanlar da bilek korusun diye vesaire tasarlanmış tahminimce. Bunda o kısımları kaldırıp orayı düz bir ince bir şekilde yapmışlar. Bunu daha önce Off-White Jordan 5'lerde yapmışlardı. Yine böyle ince yapmışlardı. Bu bence giyilebilirlik açısından çok güzel bir detay. Mesela ben o şikleri hiç sevmiyorum normalde. O yüzden Jordan 5'ler çok hoşuma gitmez. Fakat bunda onu yapmamaları çok hoşuma gitti. Burayı ince yapmaları bu şekilde. Çok güzel olmuş. Evet, artık içeriye geçebiliriz. Dilerseniz önce bir şu içindeki kartonları sökelim. Daha rahat inceleriz. Bu arada bunda bile normalde kullandıkları dandik kağıt yerine güzel olan kağıttan kullanmışlar. Başka bir Jordan 5 incelemedim daha önce. Onlardan da bu şekilde bilmiyorum. Fakat genelde Nike'ın ayakkabılarına koyduğu bu kağıttan daha kalitelisini koymuşlar buna. Şu bağcıkları dışarıya doğru salayım bir. İç tabanları da çıkarmak istiyorum hatta. Orada da göstermem gereken bir şeyler var. Evet, bu şekilde iki farklı iç tabanımız var. Birisinde yine DJ Khaled'in bu plak şirketinin ismi olan Be The Best'i görüyoruz. Diğerinde Nike yeri görüyoruz, klasik. Bunları kenara koyuyorum. Klasik tabanlar. Çok bir yastıklaması vesaire yok. Çok bir rahatlık beklenecek tabanlar değil. Fakat gayet tatlı bir rengi var. Tek eleştirimiz ne de olabilir? Bunu yine tüylenebilir yapıda yapmışlar. Yani çorap vesaire iplikleri bunun üzerinde birikecektir. Ama bundan kaçış yok yani. Çoğu Jordan modelinde bunu görüyoruz zaten. İç cildine bakıyorum şu anda. Gerçekten güzel duran bir işçiliği var iç tarafında da. Dikkatimi çeken bir özellik, bu ayakkabının dilini lastikle tabana tutturuyorlar çok oynamasın diye. Bunu bile şöyle ellemek istiyorum. Çok değişik bir materyalden yapmışlar. Daha önce bunu bir Jordan'da görmemiştim. Fotoğrafını buraya koymaya çalışacağım. Gerçekten yumuşacık, değişik bir malzemeden yapmışlar bunu. Hoş duruyor. Dokusu da hoş. Ya bu tarz ufak detaylar ayakkabının aslında ne kadar kalite olduğunu gösteren şeyler. O yüzden değinmek istiyorum hepsine. İçteki bu taban dikişleri de gayet nizami duruyor. Ve bayağı sıkı sıkı geçmişler. Yani sağlam yapmışlar gibi duruyor. Yine fotoğrafını buraya eklemeye çalışacağım. Tabanlarımızı geri takıyorum hemen. Bu arada buradan bir ufak bir tavsiye vereyim şu tabanı takarken. Demin o tabanın üzerinde gördüğünüz bu malzemelerin materyallerini gösteren ufak yapışkan şeyi bence bazı arkadaşların çıkarmadığını görüyorum giyerken. Bence ayakkabınızı alır almaz yapacağınız ilk şey, eğer giymek için aldıysanız, bunları çıkarmak olsun. Üstüne basarak giymeyin. Daha sonrasında o ayakkabının içine parçalanıyor ve yapışkan izi kalıyor sadece. Tatsız bir görüntü oluyor. Onu engellemek için ayakkabıyı alır almaz gidip çıkartın, ondan sonra giymeye başlayın. Evet, dilde bahsetmek istediğim ufak bir detay daha var. Şöyle dışarıya doğru katlayarak göstermeye çalışacağım. Tarafını da ekleyeceğim zaten buraya. Bir tarafında keep, bir tarafında boyun yazıyor. Tekrardan devam ediyor detaylar dediğim gibi. Bunu buraya bu şekilde dikerek yapmışlar. Gerçekten bu da tatlı bir detay. Eskiden artık her ne kadar olmasa da bu Jordan 5'lerin vesaire dilini bu şekilde dışa doğru katlayarak giyen insanlar varmış. O yüzden bu şekilde ayakkabının bu tarafa katlandığında düz yazacak şekilde yapmışlar. Gerçekten hoş detay. Ayakkabının arka tarafına geliyorum. Tekrardan bir tarafında Nike, bir tarafında Be The Best'i görüyoruz. Aslında bu ayakkabının belki tutulmama sebeplerinden birisi bazı insanlar için bu olabilir. İnsanlar bu tarz böyle büyük bir Be The Best yazısıyla gezmek istemiyor olabilirler. DJ Khaled'i sevmeyen insanlar. Ayakkabı bense bile belki burada bu yazı var diye ayakkabından soğumuş olabilirler mesela. Benim hoşuma giden bir detay ama bazılarınızın dediğim gibi hoşuna gitmeyebilir. Böyle ben reklam panosu uyum kafasına giren insanlar görüyorum sosyal medyada. Herkesin kendi görüşü tabii ki. Benim hoşuma giden bir detay bu tarz özelleştirmeler. Yan tarafa geliyorum. Bu az önce bahsettiğim köpek balığı dişi detaylarını burada da tekrardan görüyoruz. Arkada böyle siyah bir panel var. Bu aslında tek parça. Üzerine boyayla yapılmış gibi duruyor. Ekstra yani Jordan 4'lerde veya 3'lerde sanırım bunu ayrı yapıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam şu an, hafızam yanıltmıyorsa beni. Bunda tek bir parça. Üzerine boyayla ayırmışlar gibi duruyor. Taban yine klasik alıştığımız gibi sert bir taban. Yine bir şeffaf air birimi var. Bunlardan çok bir rahatlık beklememek lazım. Daha önce bir Jordan 5 giymedim. Bildiğim kadarıyla Jordan 4'lerden daha rahat ayakkabılar. Fakat yine de bir sneaker olduğu için ve 90 yılında üretilmiş bir sneaker olduğu için çok çok rahatlık beklememek gerekiyor bu tarz ayakkabılardan. Nitekim bunlar da neredeyse 33 yıllık ayakkabılar ve teknolojiler. O yüzden rahatlık arıyorsanız başka kapılar gitmeniz gerekebilir. Bunlar güzel görünüşünde yapılan ayakkabılar. Bu arada bu videoyu çekerken beden tavsiyesi ve rahatlık konusuna pek değinmemiştim. Çünkü hiç giyme fırsatı olmamıştı ayakkabıyı. Ama videoyu editlerken giyme fırsatı yakaladım. Görebileceğiniz şekilde birazcık giydik. Ve numara konusunu diyebileceğim
Bence kendi numaranızı almanız gerekiyor. Diğer Jordan'larımda Dunk'larda vesaire 41 numara alıyorum. Hep bunlarda 41 aldım ve gayet rahat. Rahatlığından da biraz bahsedeyim. Jordan 4'lerden vesaire çok çok rahat. Jordan 1'lerden de rahat gibi. Jordan 3'e yakın bir rahatlığı var bence hissiyat olarak. Ve ön tarafı böyle gayet yüksek gibi. O yüzden böyle boşluk kalıyor, rahat hissettiriyor. Biraz boşluklu bir ayakkabı gibi. Yani bugün bayağı bir yürüdüm bu ayakkabılarla. Çok bir rahatlık konusunda sıkıntı yaşamadım. Bence gayet güzel, keyifle giyilebilecek bir ayakkabı. Hemen dış tabana geçiyorum. Yine sert bir dış taban görüyoruz. Bu şeffaf kısımlar da yumuşak vesaire değil. Yine sert bir materyal. Fakat şeffaf kısımlar aşırı güzel duruyor bence. Özellikle şu uca doğru pembeleşen kısım. Buradaki bu şeffaf Jumpman logosu. Diğer taraftaki yine görebileceğiniz The Best yazısı. Şeffaf şekilde içeriden maviyle yapılmış. Çok tatlı duran detaylar. Gayet hoşuma gitti. Aynı şekilde şu iç tarafında da ufak bir mavi detay görüyoruz. Alt tabanda. Bundan başka diyebileceğim çok bir şey yok. Genel olarak işliğinden bahsetmem gerekirse çok ufak yapıştırıcı izleri görmek mümkün tabii ki. Fakat bu artık her Nike ayakkabısında gördüğümüz bir olay. Bunlar tabii ki çok seri üretimle üretilen ayakkabılar ve hepsinde bu şekilde yapıştırıcı izleri oluyor. Çok şaşırmıyoruz bu işlere. Her ne kadar premium bir işbirliği olsa bile bu tarz ufak ufak sıkıntılar her ayakkabıda var. Evet, Jordan 5'ler gerçekten aslında benim eskiden çok hoşuma gitmeyen fakat elime alınca özellikle bu modeli çok çok hoşuma giden bir model oldu. Bu bağcıklardaki bir sürü fazla fazla gözler olsun, ayakkabının genel ufak ufak bahsettiğim detaylar olsun gerçekten çok hoşuma gitti. Ve severek giyeceğimi düşünüyorum. Severek giyeceğimi düşünüyorum derken dilerseniz ufaktan bir lansman detaylarından bahsedelim. Ondan sonra bu işbirliğinin neden başarısız olduğu hakkında ufak bir şeyler söyleyeceğim. Evet, her ne kadar ölsem de aslında bu başarısız bir işbirliği oldu. Bunun detaylarına satın almadan sonra geleceğim. Satın alma detayları için tekrardan notlarımdan faydalanmam gerekiyor. Ayakkabılarımı kenara alıp notlarımı buraya getiriyorum. Bu Jordan 5 DJ Khaled Crimson Bliss'ler yurt dışında tam olarak 225 dolarlık satış etiketiyle Avrupa'da da 225 dolarlık satış etiketi satışa sunuldular. Ve tarih olarak da 22 Kasım 2022'ymiş satışa sunulma tarihleri. Ülkemize ise 9 Aralık 2022 yılında gelmiş ve geliş fiyatı tam olarak 4799 lira 90 kuruşmuş. O zamanın dolar kuruna çevirirsek bunu 260 dolar civarında bir para yapıyor yaklaşık olarak. Yani retail fiyatının biraz üstüne fakat vergi vesaire eklenen zaman normal bir fiyat olarak karşılıyoruz artık bu fiyatları. Ben ise bu ayakkabıyı 4799 lira 90 kuruşa yani tam olarak 3359 lira 93 kuruşa satın aldım. Ne zaman satın aldım? Sanırsam 24 Haziran vesaire olması lazım. Yani daha çok yakın bir tarihte aldım videoyu çektiğim zamana. Ayakkabılar geldi gibi videosunu çekiyorum ve sizinle paylaşıyorum. Borsadaki değerlerinden biraz bahsedecek olsak yurt dışında 200 dolar, 180 dolar, 250 dolar numarasına göre değişiklik olmak üzere genelde 200 dolar bandına, 220 dolar bandında görüyoruz bu ayakkabı. Yani under retail giden bir model. Yani çıkış fiyatının altına giden bir model diyebiliriz bu ayakkabıya. Türkiye'de de bahsettiğim üzere bir resale borsası çok fazla yok. Bazı numaralarda tabii ki talep olabilir. Fakat benim numaram olan 41. Ben Wunder'dan aldım bu ayakkabıyı. İndirimdeydi. Ve şu an videoyu yayınladığım tarihte Wunder'de sanırsam 39, 40.5, 42 numaraları hala satışta. Linkini aşağıya bırakacağım. Kontrol edersiniz. Eğer ki numaranız varsa satın alabilirsiniz. Gerçekten çok tavsiye ettiğim model. Evet, satın alma ve fiyatlandırması bu şekilde. Dilerseniz şimdi bu ayakkabının bir de kötü olan yönlerine gelelim. Daha doğrusu neden başarısız bir işbirliği olduğuna. Başarısız diyorum çünkü az önce fiyatlardan da gördüğünüz üzere çıktığı fiyatın altında borsada giden bir ayakkabı yurt dışında. Bunun aslında birkaç sebebi var diyebiliriz. Birinci ve bence en büyük sebebi aslında çıkış tarihi. Çok yanlış bir çıkış tarihi seçmişler aslında bu ayakkabı için. 28 Kasım 2022'de lansman yapmışlar. Neden saçma diyorum buna? Çünkü bundan yaklaşık bir hafta öncemine Jordan 4 Almanya'lar çıkmıştı. Daha önce kanalımızda incelediğimiz ve ondan da bir hafta önce sanırım Lost and Found Jordan 1'ler çıkmıştı. Ki bu iki ayakkabı da 2022 yılının en iyi ilk iki ayakkabısı olarak geçiyor. Kimine göre birinci Amumaya, kimine göre birinci Lost and Found olmak üzere ilk iki ayakkabı bu şekilde. Ve siz bununla beraber aynı anda bu ayakkabı lansmana çıkarırsanız bu ayakkabılar tabii ki o iki ayakkabının gölgesinde kalıyor. Ve fiyat da normal Jordan'lardan biraz yüksek olunca kimse buna o kadar talep göstermedi. Ayrıca demin bahsettiğim ayakkabılar Jordan 4 ve Jordan 1 süreçleri olduğu için Jordan 5'lerden çok daha popüler ve hype olan ayakkabılar. Bunlar varken kimse gidip de bunlara ilgi göstermedi. Bütün hype onların üzerindeydi. Bunun hype'ı birazcık öldü o yüzden. Hatta bu hype'ı o kadar öldü ki şu anda yakın zamanlarda gördüğüm bazı haberlere göre zaten görselini bulabilirsem paylaşacağım sizlerle bu ayakkabılar Amerika'da da outlet'lere düşüyormuş. Hatta ben Ahmet'e sordum abim Amerika'da. Dedim bunları denk geliyor musun hiç outlet'lerde vesaire gezgen. O da bana gördüm dedi birkaç kere. Bu şekilde bir kaderi oldu maalesef bu ayakkabının bu kadar kaliteli olmasına rağmen. Bu kadar kaliteli derken cidden şaka yapmıyorum bu arada. Çünkü izlediğim röportajda DJ Khaled'in dediği üzere bu işbirliğinde bütün bütçeyi zorlamışlar gerçekten. Yani Jordan'ın bu ayakkabıya yarayabileceği bütün bütçeyi kullanmışlar malzeme katı olarak. Hani normal ayakkabılarda 10 dolarlık malzeme kullanıp 20 dolar satıyorlarsa bu ayakkabıda 20 dolarlık malzeme kullanıp 22 dolar satmışlar gibi ufak yani kardan kısıp malzemeden arttırmışlar. O şekilde bir satış stratejisi yapmışlar. Fakat ayakkabı tutmadı. Malzeme olarak her ne kadar iyi olsa da. Yani en iyisinden iyisini yapmış olsalar bile bu ayakkabıyı tutturamadılar.
Bunun diğer rengi olan o beyaz olarak dediğim kokonat diye geçen rengi bundan birazcık daha sevildi. Fakat bu biraz daha iddialı ve herkese hitap etmeyen bir renk olduğu için daha da az ilgi gördü Crimson Bliss rengi. Fakat bence gerçekten çok tatlı duran bir renk. Ben bunu özellikle mavi bağcıkla çok güzel olacağını düşünüyorum. Buraya diğer bağcıklarla birlikte fotoğraflarını da koymaya çalışacağım. Hani mavi bağcık nasıl duruyor, siyah bağcık nasıl duruyor, beyaz bağcık nasıl duruyor. Sonrasında kendim bağcıklarla ilgili özel bir shorts veya belki de uzun içerik çekmeyi düşünüyorum. Hani Jordan 5'i nasıl bağlayabilirsiniz? Bu bağcıklarla nasıl olur tarzında bir shorts içeriği üretmeyi düşünüyorum. Bu yüzden kanalı takipte kalın. Dediğim gibi ben mavi bağcığın çok yakışacağını düşünüyorum. Birazcık bu üzerinde gelen bağcıkları kullandıktan sonra mavi bağcığa geçiş yapacağım. Dilerseniz şimdi ayakkabının ayaktaki duruşuyla ilgili birkaç örnek görelim. Ondan sonra son artık düşüncelerimi söyleyip videomuzu kapatalım. Ayakta duruşunu da gördünüz. Bence ayakta da gayet hoş duran bir ayakkabı. Özellikle yazın şortların altında çok çok tatlı durabilecek bir ayakkabı. Şort demişken aynı zamanda bu ayakkabının bir kıyafet koleksiyonu da çıkmıştı aynı zamanda. Eşofmanı, ceketi, hoodisi, tişörtü, şortu. Yani full set olarak girdikleri bir ayakkabı ve çok özen gösterilmiş, emek verilmiş. Gerçekten DJ Khaled'in ben bu ayakkabı duygusal bağ kurduğuna vesaire de inanıyorum. Çünkü sürekli giyiyor, işte bunu özel takım elbise diktirmiş, Hall of Fame'e yıldızı koyulurken bunu giyiyor. Her yerde giyiyor, basketbol oynuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şarkı çıkarttı. Gerçekten tutkulu bir şekilde yaptığı bir işbirliği ve anlatırken dinlerseniz şu bıraktığım videodan GQ'nun videosunda adamı ayakkabı anlatırken dinlerseniz gerçekten bu sneaker işine ne kadar sevdalı ve bu ayakkabıya ne kadar önem verdiğini görebilirsiniz. Zaten kendi söylediği üzere bu ayakkabı her ne kadar başarısız olursa olsun, tabii bu çıkmadan önce söylüyordu bunu, başarısız olsa bile benim Jordan'la sadıklığım hiçbir zaman bitmeyecek diyor. Yani Jordan sevdası, sneaker sevdası hiçbir zaman bitmeyecek ve devam edecekmiş bu şey. O şekilde söylüyor kendisi. Bunun gerçekten yansımasını ayakkabıda görebiliyorsunuz. Aynı zamanda DJ Khaled'in gerçekten karakterini de çok güzel yansıtan bir ayakkabı bence. Zaten ayakkabının genel koleksiyonda gördüğünüz mavi, mor, bu yavru ağzı, ne diyeceğim artık bilmiyorum, değer beyaz rengi. Full böyle Miami havalarında renkler. Kutuda yine aynı şekilde Miami'nin gün batımını görmüştük vesaire. Miami temasını yansıtan, DJ Khaled'in karakterini yansıtan bir ayakkabı. Her yerde We The Best'i, işte Keep Going'i vesaire görebiliyoruz bu DJ Khaled'in klasikleşmiş sözlerinin. Yani bu şekilde. Diyebileceğim ne var bu ayakkabıyla ilgili başa? Gerçekten bence yazık olmuş bir işbirliği. Değeri bilmemiş bir işbirliği. Eğer ki imkanınız varsa ve bedeniniz varsa mutlaka gidip bence satın almanız gerekiyor. Koleksiyonunuza eklemeniz gereken bir ayakkabı. Daha da bir şey demeyeyim. Sizi de çok fazla sıkmayayım. Dediğim gibi bağcıkla ilgili özel bir shorts içeriği üretmeye çalışacağım. Onu da mutlaka izleyin çıktığı zaman. Bunun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sneaker'ları seviyorsanız ve daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda ileride incelememişseniz ya da yapmamışsanız içeriklerden bahsederek ya da bu ayakkabıyla ilgili yorumlarınızdan bahsederek bana fikir verebilirsiniz. Keza bu ayakkabıyı da daha önce yorumlarda bir arkadaşımız istemişti. Ve biz de inceleme şansı bulduk, inceliyoruz. Ayrıca sneaker seviyorsanız mutlaka bence DJ Khaled'in dolabına ve yaptığı röportajlara vesaire bir göz atın. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We the best music.